Muharrem İnce ile alakalı. Mesele şu, Muharrem İnce biliyorsunuz son dönemde tartışılan, yani muhalefet diyor ki yani aday olmasın, gelsin bize destek olsun. Fakat Muharrem İnce bir dönem sanki böyle destek olacak gibi oldu, Kılıçdaroğlu ile görüşecek gibi oldu fakat olmadı. En son YSK'nın önünde başvuru yaptı, açıklamasını sundu, dedi ki ben 19-20 oy alıyorum. Kampanya bitince 30 alacağım, ikinci turda da %60 oy alacağım diye bir ifade kullandı. Bugün bir programa katılmıştı. Orada da buna benzer açıklamalar yaptı. Şimdi Muharrem İnce neden aday oluyor? Niçin aday oluyor? Ben bununla alakalı benim gözlemim, bence hani kişisel olarak ben partisinin oyunu yükseltmeye çalıştığını gözlemliyorum. Hani sarayın adamı konusu biraz tartışılan konular arasında ya. Yani bir genel başkan olarak muhtemelen hani kendi partisinin iyi bir noktaya gelmesini sağlıyor. Öyle anlıyorum bu noktada. Ama yine de şu anda %1'in bile önemi olduğu için muhalefetten alıyor o oyu. Alacağı oyu da muhalefetten alacak. Muharrem İnce niye ısrarla aday olmak istiyor? Ne yapmak istiyor? Planı ne? Programı ne? Size sormak istiyorum bunu. Şöyle Muharrem İnce'nin siyasi hayatı bitti. Şimdi İnce öğretmen ama öğretmenlik yapmıyor. Ne iş yapıyor peki? Nereden geçiniyor? Siyasetçilikten geçiniyor. Yani bakın bu insanlar vatana hizmet etmek, vatandaşa hizmet etmek için gelmiyor. Karnını doyurmak için siyasete giriyor. Şimdi geçtiğimiz seçim Muharrem İnce bütün kredisini harcadı. Seçmen onu sildi attı. %30'dan fazla oy veren seçmen %1 vermiyor bugün. Şimdi bugünkü yükseliş diye gördüğümüz şey aslında Baykal ekibinin Muharrem İnce'ye destek vermesiyle bir de iktidardan gelen destekle yapılan bir algı yönetimi, tabanda hiçbir karşılığı yok ama bir karşılık oluşturdular tabii ki, bu algı yönetimleri çalışıyor çünkü özellikle genç seçmen üzerinde. Genç seçmeni böldüler. Artık yani Muharrem İnce'ye gidecek bir oy var. Şimdi AK Parti'nin buradaki amacı bir, Erdoğan'ı aday yapmak. Erdoğan anayasaya göre aday olamıyor. Eğer ki seçimi kendi halinde bırakıp kaybedersem kaybederim diyecekse aday olmaz o seçime. Çünkü Erdoğan haftalık anketler yaptırır yani. Sürekli anketler Kazanabileceğini düşündüğü için mi aldırır. aday oluyor diyorsunuz? Yani herkes tabii kazanabileceğini düşündüğü için aday olur ama Yani Erdoğan bu bir plan kuruyor. Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu'nun oylarını bölmek ve seçimi ikinci tura taşımak. İkinci turda çok daha avantajlı olacağını düşünüyor bu sayede. Yoksa ilk turda kaybederse kötü. Ama ikinci turda yani tabii ki yine Kılıçdaroğlu kalır. Muharrem İnce'nin öyle bir oy alması mümkün değil. Hani %3'leri 5'leri bulursa belki bir zarar verebilir. Seçimin ikinci tura kalmasını sağlayabilir. Yani bu durumda da Erdoğan, o yani Erdoğan siyasette bir deha kardeşim, Türkiye'de yani yenemiyorlar. Ne söylediğini anlamıyor karşısındaki siyasetçiler. Erdoğan nasıl diyor? Bir tane cevap duyamadık nasıl dediği zaman. Halbuki buna verilecek yani o kadar farklı cevaplar var ki AK Parti seçmeninin de kulağına gidip ya adamlar haklı diyebileceği, ama onları bilmiyor muhalefet. Yani böyle de kendisi mutlu. Seçmen de mutlu, muhalif seçmen. Muhalif seçmen de sağ jargon duymak istemiyor. O seçmene hitap edilmesin. O seçmen kaka. Onlar makarnacı vesaire. Yani böyle de enteresan bir durum. Yani siz de dediniz ya Ama o rakip seçmenlere hakaret ediliyor. Seçmene hakaret edersen o seçmen gelip sana oy vermez, değil mi? bunu iki taraf da yapıyor. Şu an ülkede inanılmaz bir kutuplaşma var. Yani herkes böyle bir şey gibi o ceylandan, ülkeyi bir ceylan gibi düşünelim. O ceylandan bir parça alma niyetinde o kutuptan ideolojiler işte sağcılık, solculuk, şuculuk, buculuk üzerinden götürmeye çalışıyor. Ama biliyoruz ki bu kutuplaştırmanın arasında bir kesim var, diyor ki ya kardeşim, burada bu kadar ayrışmanın ortasında bizi bütünleştirecek birisi varsa bu Erdoğan mı olacak, Kılıçdaroğlu mu olacak, İnce mi olacak, Oğan mı olacak, kimse artık buna yönelmeye çalışacak. Ama tabii burada yapılan siyaset de önemli. Kutupçu siyaset ne kadar kazandırır bilmiyorum ama şu önemli, İnce ile ilgili söylediğiniz konular önemli, yani onları birazcık daha detaylandırmak istiyorum. Yani Muharrem İnce
Şimdi anketlerde böyle bir karşılık yok. %19-20 diyor. Yani 30'ları falan hiç söylemiyorum. Şu an %19-20 aldığını söylüyor. Bunu herkes biliyor diyor. Hani bunu gizlemesinler falan diyor. Yani neden bu dili kullanıyor? Yani neden %19-20'de diretiyor? Yani şudur, bakın siyasi partilerin bunu söylemesi normal. Çıkıp ne desin, benim oyum yok dese olmaz. Ama bu, yani bugün ihanet içerisinde, muhalefete ihanet ediyor. Söyledim ya, bütün siyasi kredisini tüketti ve artık parti kurdu, partiden de hiçbir şey olmuyor. Artık ne kırpabilirsem, ne koparabilirsem derdine düşmüş. Umrunda değil, yani bak CHP'li seçmen neler söylüyor. Umrunda değil, haysiyet, onur vesaire. Çünkü seçmenler öyle şeyler söylüyor ki duymuyor bile. Bir geri dönüş olarak geri dönüş şansı gibi görüyor galiba bu süreci. Geri dönüş şansı değil, onun amacı bölmek. Erdoğan'ı kazandırmak. Şu an açık şekilde Erdoğan'a çalışıyor. Çok ciddi bir yani bu iddia çok yaygın ama Muharrem İnce de diyor ki yani mesela o %30 konusuyla ilgili şunu diyor. Bana yardım etmediler o dönem. CHP teşkilatları bana yardım etmedi. O yüzden %30 aldım diye bir ifade kullanıyor. Yalan. Böyle söylemleri de var ama şu da bir net bir konu. Mesela o dönem diyelim ki iktidar daha güçlüydü. O 2018 seçimlerine bugüne göre. Ya ikinci tura kalmadı seçim. Yani bu bile büyük bir sıkıntı değil miydi o dönem için? Yani mesela İnce'nin adaylığı üzerinde konuşuyorum. Hani en azından seçimin ikinci tura kalması gerekmez miydi? Yani Yok. Kalamaz. Bunu İnce de biliyor. İnce adı CHP ile özdeşmiş, solculukla özdeşleşmiş bir isim. Asla Erdoğan'ın seçmenine hitap etmedi. O milyonları topladı. Bugüne kadar görülmemiş kalabalıkları topladı. Hepsi CHP'li. Bir tane AK Partili yoktu içinde. Asla AK Parti'nin seçmenine hitap etmedi. Sadece popülist olduğu için %30'luk CHP kitlesini coşturdu. Biz %30'u %70 gibi gördük. AK Parti'den asla oy istemedi ki. Yani peki bu gayet normaldi. Biz seçim öncesi söyledik bunu. İnce çok parladığı için sağ taraftan gelecek oy, sağdan çünkü Erdoğan'dan kopup gelecek oylar Meral Hanım'a gelecekti. Ama İnce öyle bir operasyon yaptı ki sanki Meral Akşener hiç yok. Sadece Erdoğan'la İnce var. Sadece ikisi ekranlarda. Mutlu mesut seçime gittiler. Bu seçimi zaten Erdoğan'ın kazanacağı belliydi. Çünkü Akşener'e gelen oylar, ulan biz Akşener'e veririz, Akşener görünmüyor bile. Aradan solcu fırlar, seçimi alır korkusuyla tekrar Erdoğan'a döndü. İnce buna da aparat oldu. Geçen seçimde Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandı. İlk elini öpüp hayır duası almaya gittiği kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ertesi sabah namazından hemen sonra gitti Erdoğan'ın elini öptü külliyede. Hayır duasını aldı, ben de adayım diye. yani o dönem için şunu mu söylüyorsunuz? %30 oyunu aldı ama burada kendi beraber çalıştıkları yani Akşener o dönem yine beraber hareket ediyorlardı ama hani kendi aday olmak istemişti. Erdoğan'dan oyların kendine gelmeyeceğini biliyordu. Erdoğan seçmenine gelmeyeceğini biliyordu. Akşener'e akabilirdi bir kısmı. Ama orada kendi kampanyasında sadece kendi varmış gibi bir süreç oluşturdu. O da akmadı mı diyorsunuz o dönem için Tam 2018? olarak böyle, yani biz bu süreci orada okuduk zaten, orada gazetelere söyledik bunu. Yani Muharrem İnce de buna aparat oluyor. Muharrem İnce eğer seçim kazanmak istiyorsa sağdan oyu Meral Hanım'ın çekeceğini bilir. O miting alanına çıktığında der ki bunlar sürekli beni gösteriyor ekranda. Bir de Meral Hanım var. Ya zaten Meral Hanım ikinci tura kalamayacak. Bari oy bölsün. Ona da müsaade etmedi. Yani ya siyaset bilmiyor, saf. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çok zeki ve çıkarcı. Yalnızca kendi çıkarına bakar. Çıkarı yoksa dünya umrunda değil. Çıkarı varsa eyvallah. Yani ben artık o tamamen siyasi hayatını bitirmiştir.